Evet, oradaki arkadaşımız ayağa kalkıp kendini göstersen daha iyi olur. Merhabalar, Coşkun Sağlam Taşadım. Şimdi sürekli kısıtlandığınızdan bahsediyorsunuz da başkanım. Şimdi biz hepimiz iki aşağı iki yukarı zaten aynıyız burada. Şimdi biz sıkıştığımızda sevdiğimizden, sevdiklerimizden yardım isteriz. Bizi kimin sevmediğini zaten biliyoruz ki. Yani tutup biz sizi yeni desteklemiyoruz. Biz sizi bağımsız aday olduğunuzda da destekledik. Siz partinizi orada kafa tutabildiniz. Yeri geldiğinde biz size oy verdiğimizde tekrar kafa tutabileceğinizi düşündüğümüz için oyları verdik zaten. Yani biz sizi kürsüye oturtmak için seçmedik ki. Sahada bizim için savaşın diye seçtik. Ben savaştığınızı düşünmüyorum. Lütfü Savaş'ın bizi zaten sevmediğini biliyoruz. AK Parti'ye CHP'ye verilen blok şeklindeki oyları verseydik, ben iddia ediyorum şimdi biz 100 yıl ilerideydik. Sizin partiniz ceketini assa ne yazık ki yine mesela bunu AK Partililer yaptığında koyun diyebiliyoruz onlara. Ama aynı şeyi biz de yapıyoruz. Gidiyoruz bizi sevmeyen adama blok şeklinde oy veriyoruz. Adamın şimdi çok uzattığını da biliyorum, özür dilerim. Şimdi sadece mesele o değil ama entmeninle ya. Entmeninle, ent kim tiki madde, tiki uatma. Kız ana minkin, obatim şu mal. 18 bine yanlış hatırlamıyorsam yakın oy aldınız. Saman da CHP'yi bırakıp sizin peşinizde koştu. Burada tabii ki bizim için kavga edeceksiniz, bizim için savaşacaksınız. Sizden şu ana kadar duyduğum şey kısıtlanıyorum, yetkim değil, yapamıyorum, kusura bakmayın. Olmasa da siz bu kürsüye oturduysanız bunları koparmak için aldınız, oraya oturdunuz, bizim oylarımıza talip oldunuz. Tekrar aday olacak mısınız bilmiyorum ama bu gidişle ben kendi şahsım adına konuşuyorum, vermeyeceğim. Çünkü sizden istediğim performansı gördüğümü düşünmüyorum. Depremde sizden, şimdi çoğu şey, herkes aynı şeyi söylüyor, işte yalnız bırakıldık, yalnız bırakıldık. Ya zaten biz tarih boyunca burada yalnızdık ki. Yani bu devletin buraya bir şey yaptığını gören var mı? Ben görmedim bu yaşıma kadar. İstihdamı, oteli geçtim, yolu geçtim. Ben kendimi bildim bileli. Sinekler beni yatağımdan sürükleyip alıyor. Geçtim ben yolları, köprüleri, istihdamı. Ama burada siz bizim kanaat önderimizdiniz. Yani siz diyorsunuz ya yalnız bırakıldım. Siz zaten sahaya yalnız indiniz ki. Biz sizin arkanızda toplanmak için oy verdik size. Siz bizim liderimiz olacaksınız. Siz kanaat önderlerini arkanızda istemeyeceksiniz. Kanaat önderi sizsiniz çünkü. Böyle davranmak zorundaydınız. Yoksa sadece sorun devlet değil ki ya da devleti eleştirmek değil ki. İşin en kolayı. Bu tarih boyunca çünkü böyleydi. Özetle şimdiki istediğime gelince, yani kişisel fikrime. Aday olacak mısınız bilmiyorum. Bu saatten sonra ne değişir? En azından sizi sahada görebiliriz. Ben yanlış anlamayın. Sizi daha teke başı da görmedim. Evet, depremi her yer yaşadı ama mahalleleri gezdiğinizi daha görmedim. Yardımdan bahsetmiyorum. Yardım bir tarafa. Esnafı ziyaret ettiğinizi, geçmiş olsun dediğinizi görmedim. Ev ev demiyorum. O kadar sizi destekleyenler var, alkışlayanlar var. Eleştirildiğinizde sizden daha çok kazanlar var. Onları görevlendirebilirsiniz mesela. Sen teke başıya, sen kuş alanına, sen atıyorum mağaraca. Yok öyle bir çalışmanız da yok. Evet, kısıtlı. Evet, tamam, siz de depremzedesiniz, mağdursunuz ama en azından oradaki insanların derdini öğrenecek yardımcılarınızı görevlendirebilirdiniz en basitinden, siz eğer inemiyorsanız sahaya. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii ki aday olursam oy vermeme gibi bir hakkınız var. Ona da saygı duyuyoruz. Yalnız teke başına gitmediğim, görmediğim yönündeki eleştirinizi hiçbir şekilde kabul etmiyorum. En fazla örnek değil bak, burada bir suçlama var. Burada bir suçlama var, hayır. 42 mahalle içinde en fazla gittiğim, en fazla çalıştığım mahalle Tekebaşı. Ama hiç yaranamadığım tek mahallede Tekebaşı'ndaki gençler. Şimdi bakın, şu anda Tekebaşı'nda çalışıyorum. Şu anda. Her gün Tekebaşı'nda çalışıyorum. Bakın ben göreve geldiğimde, hatırlarsanız, İrfan Balıkçı Köprüsü'nü geçtikten sonra orada iki tane büz koymuşlardı. Sel olmuştu. Daha yeni gelmiştim. Mazbatamı yeni almıştım. Büzler dağılmış. Yol tamamen tahrip olmuş. Araçlar giremiyordu. Hatırlayın. Oraya gittim. Köprüyü ben yaptım. Yan tarafta yine aynı şekilde büz koymuşlardı. Orası tarumar olmuştu. Kamıştan, ottan, çimenden geçinmiyordu. Gittik oraya. Biz yine oradaki köprüyü ben yaptım. Oradaki duvarları biz yaptık. Samandağ'daki ilk çocuk parkını teke başına yaptım. Bakın unutmayın. Samandağ'ın girişindeki o yol genişletmesini, asfaltını ben yaptım. Samandağ'daki teke başındaki o şu anda parke taşı olan yürüdüğünüz yolların ta
tamamı benim dönemde oldu. Bakın teke başına samimi olarak söylüyorum. Benim verdiğim önem kadar, keşke bir önceki yönetimler de bu kadar önem verseydi. Ben sizin teke başını teslim aldığım zaman arkadaşlar, o teke başında taş üstüne taş yok. Girilemezdi o sokaklarına. Altyapısı yok. Üst yapısı olmayan bir ilçe, bir mahalle. Peki ben size soruyorum. Çok güzel eleştiriyorsunuz. Peki daha önce yıllardır o ilçeyi yöneten, o ilçeye taş üstüne taş koymayan yönetimlere bir şey, niye bir şey söylemediniz? Bakın size bir şey söyleyeyim. Özür dilerim, ben sizi dinledim. Saygı da duyuyorum. Ama tekebaşı noktasındaki eleştirinizi kesinlikle kabul etmiyorum. Ha bana oy vermeme konusuna saygı duyuyorum. Ona bir itirazım yok. Benden milletvekilliği dönemindeki gibi bağırıp böyle hani vatandaşı sürükleyip alanlara inmemi bekliyorsanız bir belediye başkanı olarak bunu yapamazdı. Ben kısıtlandım demiyorum. Ben bir şeylerin arkasına da hiçbir zaman saklanmadım. Her zaman meydandayım, her zaman alandayım. Alandan hiç çıkmadım. Teke başına haftada 4 defa giderim. Ama beni görmemişsiniz. Olabilir. Ben ev gitmiyorum arkadaşlar. Bazen gidiyoruz bu deprem sürecinde. Ya başkan seni görmedik. Tamam. Nerede oturuyorsunuz? Ya işte bizim evimiz yıkıldı. Kayınbabamızın orada yukarıda bir parseli var. Oraya valla çadırımızı kurduk. Yani benim o çadırı ancak oyduyla bulma şansım olabilir. Görmemiştir. Saygı duyuyorum. Ama bakın sizin beni orada sürekli görmemeniz benim oraya gitmediğim anlamına gelmez. Bakın hani bir söz var. Yiğidi öldürün, hakkını inkar etmeyin. Ben tekke başına karşı sorumluluğunu yerine getirdiğimi düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Bunu da samimi olarak söylüyorum. Bakın saydım az önce. Alkışlarım lütfen ses çıkarmayın. 42 mahalle içinde ilk parkı, çocuk parkını tekke başına yaptım. Bakın ilk parkı. İki tane köprüyü ben yaptım. Üçüncü köprü Çöğürlü'den gelen köprüyü de yıkılmıştı, yıkılmak üzereydi. Milletvekilliği döneminde il özel idaresinden tanıklarımız var. Benim dönemimde yapıldı. Yani Tekebaşı'na her zaman bir ilgim vardı. Çünkü benim rahmetli nenem Tekebaşılıydı. Oraya da sözüm vardı. İlgileneceğim, geleceğim dedim. Ama en fazla sorunu olan, en fazla sıkıntısı olan mahallelerimizden biri de Tekebaşı. 10 bine yaklaşan nüfusuyla hiçbir altyapısı olmayan, kanalizasyonu olmayan, imar planı doğru dürüst olmayan, kanalizasyonu olmayan, çevre düzenlemesi olmayan bir ilçeyi benim tek başıma dönüştürmemi bekliyorsanız onu yapamam. Ama ben o ilçeye, o mahalleye karşı görevimi yerime getirdiğini düşünüyorum ve bundan sonra geri kalan sürede de yine üzerime düşeni yapmaya da devam edeceğim. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında cevaplamadığımız bir şey kaldı mı bilmiyorum. Şu anda yok. Evet.